Çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ve ben 2 Sinovac, 3 de BioNTech oldum. Ve bu aşıların tesiriyle de hamdolsun rahat bir şekilde ve kısa zamanda bunu geçirmiş oldum. Yani 4-5 gün içerisinde aslında biz negatife döndük. Ve bugün de Cuma ile birlikte halkımla bütünleşeyim istedim. Bildiğiniz gibi pazartesi nasip olursa Birleşik Arap Emirlikleri'ne de bir seyahatim olacak. Şu an itibariyle bu süreç içerisinde de ne kırgınlık, ne yorgunluk, ne bitkinlik, böyle bir şey olmadığı gibi evimde de çalışmalarımı uluslararası, ulusal hepsini aynı şekilde yürüttüm. Yani Ankara'da arkadaşlarımla olamadım ama İstanbul'dan Ankara'yla sürekli video konferansla da olsa irtibatı sürdürdük. Ve geçen hafta içerisinde de malum cumartesi günü Zonguldak'taki Teoman Dural kavşağının tünellerinin açılışına yine buradan katıldım. Tabii muhteşem eser meydana geldi. Adına yakışır oldu. Teoman hocamız gerçekten Allah rahmet etsin bambaşka bir isimdi. Bir Zonguldaklı olarak da onun ismine yakışır bir eser orada meydana gelmiş oldu. Mekanı cennet olsun inşallah. Ama Zonguldak bu tür eserleri görmemişti. İlk defa Zonguldak'ımıza böyle bir eser kazandırmış olmanın da bahtiyarlığı içerisindeyiz. Geçiriyor hastalığı. Aynı günlerde mi belirtileriniz başladı? O benden bir gün sonra aslında başladı. Ama henüz eşim atlatamadı. Ve şu anda da bütün tedbirlere devam ediyor. Ama şeyi rahatsızlığı inanıyorum ki pazartesi gününe kadar dua ediyorum. İnşallah atlatır. Çünkü seyahate beraber gitmek gerekiyor. O beni yalnız bırakmaz. Muhakkak benimle beraber olması lazım. Rabbim şifalar versin ona da inşallah. Efendim, iş dışında evde zaman nasıl işte? Sürekli Ankara'dan gelen notlar var. O notları inceliyorum. Ondan sonra görüşmeler yaptığım ülkelerin liderleriyle ilgili yine notlar ve o ülkelerle ilgili gelen notlar. Malum şu anda tabii bir Rusya-Ukrayna krizi var. Bununla ilgili attığımız adımlar var. Ukrayna ziyaretinden sonra tabii Türkiye'yi takip eden ülkeler var. Bunlarla bu görüşmeleri de yürütmüş olduk. Öbür tarafta tabii Libya'da malum gelişmeler var. Orayı takip ediyoruz. Aynı şekilde yine Azerbaycan'la ilgili gelişmeler olumlu istikamette yürüyor. Onlar bizi zaten mutlu ediyor. Fakat dünyadan tabii kopuk bir siyaset veya liderlik olmaz. Dünyayı da yakından takip ediyoruz. Gerek Avrupa, gerek Amerika, hepsini yakından takip ederken bir diğer taraftan da tabii muhalefetin maalesef bu spekülatif özellikle elektrik ve doğalgaz konusundaki spekülatif gayretlerini de boşa çıkarmak gerekiyor. Aslında tabii muhalefetin
anlattığı, yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. İşte televizyonlara baktığımız zaman Batı'da şu anda elektrik fiyatları nerelerde, doğalgaz fiyatları nerelerde, bizde ise tamamıyla biz şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık ve her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz. Ve biz vatandaşımızı dediğim gibi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Hastalığın sürecinizde birçok kişi size dua etti. Hatta 7'den 70'i. Bazılarına Twitter'dan cevap da verdiniz. Birçok ülke lideri de telefonla aradı. Baktığımız zaman millete sevdalı bir lider var. Millete liderine sevdalı. Duygularınızı öğrenmek isteriz. Ya çok teşekkür ediyorum. Siz zaten bunu şimdi tam manasıyla söylediniz. Her şeyden önce dün akşam özel kalemden bizi arayan, bize mesajlarını gönderen 400'e yakın mesaj vardı. Onları şöyle bir gözden geçirdim ve büyük ihtimalle hepsine de döneceğim. Ve bunun yanında da tabii dünya liderleri aynı şekilde. Onlarla da bir kısmına döndüm, bir kısmına da inşallah dönmeye devam edeceğiz. Bu tabii aramızdaki ilişkilerin ne denli sağlam olduğunun da bir ifadesi. Ama hepsinden tabii çok daha anlamlısı bugün bu 1000 hatmi şerifin indirilmiş olması, o da bizim için ayrı bir manevi hazdır, manevi bir güçtür. Allah razı olsun. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum.